Arkadaşlar tekrardan selamlar. Yine video çekmeyeli epey bir zaman oldu. Yani yoğun çalışıyorum biraz. Genelde zaman bulamıyorum. Zamanım olduğunda da bazen enerjim falan şey oluyor. Yani dinlenmeye ayırıyorum zamanımı. Ya da çıkıp bir şeyler yapmaya falan. Neyse bugün video çekmeye karar verdim. Ha bazen de şey olmuyor yani. Bazen çekecek konu bulamıyorum. Yani kayda değer bir konu falan bulamıyorum. Ya aklınıza gelen bir şey olursa yorumlara yazın. Böyle ya hani ona özel bir video ya da hepsini toplayıp derleyip bir video falan çekerim. Soru cevap tarzı yine. Öyle bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bugünün konusu da şey olacak. Geldiğimden beri kaldığım evi öncelikle size bir göstereyim istiyorum. Ondan sonra da Avustralya'ya geldiğinizde hani nasıl iş bulabilirsiniz? Hangi uygulamaları kullanabilirsiniz? Ne tür işler var? Onları falan göstereceğim. Uygulamalar benim telefonumda yüklü. Telefondan böyle ekran kaydı, video olarak ekran kaydı alacağım. Hem böyle saatlik ücretleri ya da işte haftalık ücretleri falan göreceksiniz. İşlerin açıklamalarını, hani ne tür şeylere bakıyorlar, onları falan göreceksiniz. Yani yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen geçelim. Şimdi evi göstermeye buradan başlayacağım. Burası salonumuz arkadaşlar. Salonla mutfağımız böyle birleşik. Mutfağımız biraz küçük ama zaten 3 kişi olduğumuz için yetiyor yani. Hani hepimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Bazen ev arkadaşlarım böyle 3 gün görmediğim falan oluyor yani. Burası salonumuz. Küçük bir barımız var böyle salonla mutfağı birleştiren. İşte masamız falan filan. Bir sürü bitkimiz var salonumuzda. Şöyle bu şekilde. Burada bir tane televizyonumuz var. Asla hiç kullanmadığımız. Hatta çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. Neyse. Şurada bir küçük bir balkonumuz var. Açıp göstereyim. Yine bunu da hiçbirimiz kullanmıyoruz. Yani ben arada böyle çok nadir çıkıp bir şeyler içtiğim oluyor ama o kadar yani. Şurada şöyle bir aslında güzel bir manzaramız var. Şu bina olmasa var ya, şu bina bak. Avustralya bayrağının dalgalandığı bina olmasa yani mükemmel bir manzaramız olacak ama olamıyor maalesef. Küçük bir manzaramız var, şöyle gölü görüyor. Bu da Albert Lake arkadaşlar. Formula 1 yarışlarının yapıldığı yer. Böyle normalde hani koşu parkuru falan var etrafında. Koşabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Gidip ne bileyim bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Ama Formula 1 zamanları işte kapatıp setup hazırlayıp edip yarışı orada yapıyorlar. Avustralya'da böyle rezidanslarda genelde değil de yani bazısında oluyor böyle hani yüzme havuzu, tenis kortu, bizimkinde var şöyle gösterdiğim gibi. Yüzme havuzu bir tık küçük, böyle bir iki kere gittim. Fena değil hani yüzme şeyini karşılıyor yani. Şurada şu beyaz kabinde havuzun sol tarafında şey var. Sauna mı, jacuzzi mi, o tarz bir şey var. Tenis kortunu da hiç kullanmadım. Ama yani kullanmak isteyen kullanıyor. Neyse salon yine bu şekilde. Şimdi benim odam şurada. Girişi şurada göstermeyeceğim. Bir tık dağınık şu an. Bu diğer arkadaşımın odası. Şu da üçüncü arkadaşın odasının girişi. Neyse lavaboyu falan göstereceğim. Şurası banyomuz. Banyoyu iki kişi kullanıyoruz. Evde toplamda üç kişiyiz. Bir kişinin kendine özel odasında banyosu, lavabosu falan var. Biz de iki kişi burayı falan kullanıyoruz böyle. Başka ne gösterelim? Neyse bu kadar arkadaşlar. Şimdi şeye geçiyorum. Hemen size hangi uygulamalar kullanacağız onları falan göstereceğim. Seek.com'dan başlıyoruz. Seek Jobs diye bir aplikasyonları var. Ona hemen tıklıyorum. Beni böyle bir arayüz karşılıyor. Şimdi recommendation'larda işte hep mutfakla ilgili şeyler var. Daha önce öyle şeyler aradığım için. Neyse, start your job search. Ona tıklıyorum, keyword giriyorum hemen. Mesela diyelim ki barista olarak çalışmak istiyorsunuz. Şuraya barista yazıyorum. Classification, ya buradan seçebilirsiniz. Seçmeye gerek yok. Barista yazdığınızda yeterli olacaktır. Where diyor, işte nerede? Ben kendi adresimi gireceğim şu an. Melbourne, Victoria, 3004 hemen. Şurada hemen seek. Arkadaşlar 4336 tane iş varmış bana yakın ve barista olarak. Hemen ara diyorum.
Burada bir sürü iş çıktı şimdi. Bunları tek tek incelemeye başlayalım. Hepsini değil, bir iki tane göstereceğim. Mesela şu Melbourne full time diyor bakın. Full time eleman arıyorlarmış barista olarak. Tıklıyorum şuna. Ne kadar diyor? Full time işte 60 bin 80 bin arası. Bu tabii ki de şeyden anlarsınız. Yıllık oluyor arkadaşlar. Ve genelde buradaki ücretler vergiden önce oluyor. Yani bu alacağınız paradan bir de vergi kesilecek. Ne diyormuş bakalım. İşte we require someone who has good technical barista skills falan, basic understand. Ya kahve yapmayı bilen eleman arıyoruz diyor kısaca. İşte iyi anlasın bizi, biz de onu anlayalım. İşte technical skill'leri falan filan olsun. Neyse bunları okursunuz zaten. Şöyle bir iş var. Burada başvuruyorsunuz, quick apply diyorsunuz, başvuruyorsunuz. Sonra işte sizi arıyorlar. İşte gelin bir mülakat ya da gelin bir deneme yapalım. Hani bir gün çalışın, parasıyla tabii ki oluyor. Yani bir gün deneyelim sizi, beğenirsek hani size bir kontrat, beğenmezsek zaten herkes kendi yoluna tarzı. Bir de böyle böyle saatlik ücret yazan bir yer göstereyim. Nerede? Barista Customer Service Professors Walk Cafe. Girelim. Bakın bu da arkadaşlar casual, yani size haftada böyle istediği günler çağıracak bir işletme. Casual dediği için öyle söylüyorum. 30-35 saatlik ücreti varmış. Diyelim ki sizi haftada 3 gün 8'er saat çağırdı. 24 saat yapıyor 3 gün diyelim. 30 dolardan verdiğini hesaplarsak bunda da işte haftada 720 dolar kazanıyorsunuz. Burada işte açıklaması falan var, okuyorsunuz. Dediğim gibi bakın ücretler ne kadarmış? Saatlik 30 var. Başka işlere böyle hızlıca göz gezdirelim. Bakın 21-32 arası diyor. Bunu işte gittiğinizde konuşacaksınız. Penalty rates diyor burada. Penalty rates arkadaşlar çok güzel bir şey. Hani böyle iş bulabilirseniz Melbourne'de gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Penalty rates şey demek. Normal kazanç 21-32 dolar arası. Penalty dediği hafta sonu ekstra ödüyoruz. Mesela cumartesi bazen 1,5 katı. Yani diyelim ki burada 25 alacaksınız. Cumartesi 37,5 olacak 1,5 katı olduğu için. Pazar da mesela genelde 2 katı oluyor mesela. 25 alıyorsan pazar 50 ödeyeceğiz sana saatlik demek. Ya penalty rates güzel bir şey. Böyle bir iş bulursanız güzel olur. Bakın 20-30 arası diyor. Şu işte. Başka mesela abi sen diyelim ki mutfaktan anlıyorsun, yeteneğin var, hemen şuraya kitchen yazıyorsun. Kitchen dedim, adresi değiştirmiyorum, bana yakın olan yerler, ara diyorum abi, hemen karşına kitchen'la ilgili işte chef, kitchen hand, yani işte kitchen hand. Eğer gerçekten böyle güzel sertifikan varsa, şef olarak çalışmak istiyorsan oraya şef yaz, sadece şef arayan yerler gelsin sana. Burada böyle ücret veren saatlik 25-30 arası mesela. Bread Club. Burada böyle veriyormuş. 4 gün çalışacaksın diyor falan filan. Burası da 21.25 artı %25, yani saatlik kazancım burada 21.21 artı 5 ekle 26 gibi olacak diyor sana. 26'ymış burası. Penaltyist de varmış bakın. Burası da güzel yerlerden biri yani. Başka Crown bu ya, burada mesela burada saati yazmıyor ama ben Crown'da Kitchen Steward. Kitchen Steward genelde bulaşık yıkıyor. Saatini biliyorum arkadaşlar. Burada yüzde diyorum. 35 dolar veriyorlar saatlik. Güzel yani. Böyle abi, ne istiyorsan abi, ne mesela abi construction, inşaatta çalışacağım, hemen arıyorsun. Demolition, yıkım abi, 30-40 dolar arası. Construction'da para güzel olur genelde. Hemen buradan tık diye başvuruyorsun. 39.99 arası size, artık aradığında konuşursunuz ne kadar olduğunu tam falan filan. Başka yani sınırsız ya. Ne istiyorsan yazıyorsun. Hemen buluyorsun. Apply, süreç ilerliyor. Genelde hızlı ilerliyor zaten. Bu şekilde seek.com'dan arayabilirsiniz. Diğer bir uygulama da SAP arkadaşlar.
Şimdi ben SAP'ı çok seviyorum. Hem böyle çok yaygın bir uygulama değil, daha önce hiç kimseden duymadım. Yaygın olmadığı için iş alma olasılığınız çok yüksek oluyor. Ama bunun da dezavantajı sadece mutfakla ilgili işler var. Yani sadece mutfak işleri üzerine tasarlanmış bir uygulama. Saatlik ücretleri güzel ve çok duyulmamış olduğu için iş alma ihtimaliniz yüksek. O yüzden seviyorum. Şimdi size göstereceğim. Bakın mesela ilk ilanda 0 başvuran var arkadaşlar. İkincisine 0. Üçüncü ilana 1, 11, 4. Yani burada gidip 0 başvuru olan bir ilanı seçtiğinizde kabul alma şansınız çok yüksek. Ve bu işler genelde şey işler oluyor. Mesela bakın çarşamba casual işler oluyor. Gündelik işler oluyor. Mesela ilk ilanı şimdi sizle inceleyeceğiz. 13 July Wednesday, yani 13 Temmuz çarşamba günü için işte hemen giriyorum. Saat 4 ile 11 arası toplamda 7 saat çalışacak. Saatlikte 31 dolara çalışacak eleman arıyorlar. Ne yapıyormuş bu? Cook. Bir şey pişireceksiniz. Artık restoran ne yapıyorsa. Genelde basic şeyler oluyor. Yani size işte al abi bana bu tarifi uygula falan tarzı şeyler olmuyor. Ya işte fryer'a veriyor size. Hani bir şeyler kızartıyorsunuz sadece. Ya da işte ne bileyim basic şeyler oluyor yani. 31 dolar saatlik. Toplamda 7 ile çarptığında 217 oluyormuş. Yani gidiyorsun 7 saat çalışıyorsun, 217 dolarını alıp geliyorsun. Burada konumu var. Case Brew nerede bilmiyorum. Konuma da bakarsanız yakın olan bir yer olsun. Mesela şeyi anlatayım. Az önce bu videoyu çekmeden önce ev arkadaşımla beraberdik. O da yeni üyelerden biri. Daha hiç tecrübesi yok bu uygulamada yani. Daha hiç iş almadı. Hemen şey dedi, hani bu akşamki ilanlara bakacağım. Bu akşam çalışmak istiyorum. Ne varsa falan hani direkt başvuracağım, gideceğim. Böyle sıfır başvuru olan yerlere başvuracağım. Bu akşam çalışmak istiyorum. Bulabilecek miyim falan dedi. Gitti hemen sıfır bu akşam açılan. Bakayım bu akşama ilan var mı? Gerçi saat 5.17. 5.17'den sonra kimse eleman aramıyordur. Yarına bakalım. Yarın Wednesday. Tuesday var mı? Yok. Çarşamba için var işte en yakın. Neyse. Hemen başvurdu bu akşam için. Ve hemen kabul aldı böyle 15 dakika içinde. Hani şu kıyafetleri getir gel başla. İşte 6 saat çalışacak. Saatlik 35 dolardan buldu. Parasını alıp gelecek yani. Hani böyle gündelik işler. Eğer sabah erken saatlerde bakarsanız aynı gün için bile bulabilirsiniz. Diyelim ki düzenli bir yerde çalışıyorsunuz 5 gün. 2 gün boşluğunuz var ama yine de para kazanmak, para yapmak istiyorsunuz. Hemen o 2 gün için buradan iş bulabilirsiniz. Böyle 5 saatlik, 6 saatlik, belki bazen 10 saatlik falan oluyor. Neyse diğer ilanları da inceleyelim. Mesela şu. Ne diyor abi? 9.30 ne zaman tarih? 14 Perşembe. 9.35 arası toplamda 7,5 saatlik 34 dolardan toplamda 255 dolar kazanacaksınız. Ne istiyorlarmış? İşte bazı fonksiyon dedikleri böyle toplantılar, meetingler falan oluyor böyle bazen restoranlarda. Onlara yardım edeceksiniz servis yaparken muhtemelen. İşte arkadaş bir takımız falan. Work closely with the head chef. Head chef'le beraber çalışacaksınız. Full chef uniform is required. İşte şef üniforması olması lazımmış. Mesela burada da bu yoksa mesela bu işe başvursan alınsan bile sıkıntı olacak yani. Sonra 11 başvuran varmış. Buna girelim. Burada saatlik 32 dolardan 4 akşam 4 ile 9 arası 5 saat çalışacak bir eleman aranıyor. Bu da 160 dolarmış mesela. Gidiyorsun abi 5 saat çalışıyorsun. 160 dolarını alıp dönüyorsun. Alıp derken uygulamada yatırıyorlar. Hani direkt elden almıyorsun. Ha, böyle bir sürü iş var. Şuna girelim. Random seçtim. İki tane. Bak iki. Two others have applied. Bu da 7.30 sabah. Öğlen 3 arası. Saatlik 32 dolardan ne istiyorlarmış? Christoph, please wear. Neyse, ne istediklerini de tam belirtmemişler. Gidiyorsun, çalışıyorsun, paranı alıp 240 dolarını 7,5 saatte alıp dönüyorsun.
Burada da bu tarz işler var. Dediğim gibi sadece mutfakla ilgili casual, gündelik işler, boş zamanına göre ayarlayabildiğin, ona göre başvurabildiğin işler. O yüzden bu uygulamayı çok seviyorum. Daha hiç iş almadım ama bunu kullanmaya başlayacağım boş günlerimde. Son olarak da arkadaşlar Sidekicker diye bir uygulama var. Onu göstereceğim. Bunu da buradaki bir Türk arkadaşımdan öğrendim. Yine üye oldum. Hani üyeliğim onaylandı falan ama yine iş almadım. Genelde zamanım olmuyor zaten yoğun çalıştığım için ama yine buradan da birkaç iş almayı düşünüyorum yakında. Hemen açılsın. Açıldı. Şuraya tıklıyorum. Şu an 62 tane ilan varmış. Burada arkadaşlar öncelikle üye olurken siz ilgi alanınızı belirtiyorsunuz. Mesela sen baristaysan başvururken ben baristayım diyorsun. İşte mutfakta çalışıyorsan şefsen ben şefim diyorsun. İnşaatta çalışmak istiyorsan işte ben construction işçisiyim diyorsun. Başvuru şeyinde bunu belirtiyorsun. Sonra seni mülakata alıyorlar. Mülakatta da işte sana çok basit sorular soruyorlar ve mülakatı geçtikten sonra yani dediğim gibi daha geçemeyen biriyle tanışmadım. Geçtikten sonra da önüne o ilgi alanınla ilgili sadece işler geliyor. Ben mesela böyle construction seçtim sanırım burada. Bana o yüzden onunla ilgili işler geliyor. Hemen inceleyeceğiz. Bakın şöyle biraz geçeyim. Neyse en baştakinden başlıyorum. Bu da arkadaşlar bu arada az önce anlattığım SAP gibi gündelik işler ya da işte haftalık işler. Böyle uzun süreli ilanlar çok paylaşılmıyor burada. Burada işte telemarketing muhtemelen telefonla arayıp birilerini ikna etmeye yönelik bir iş. Saatlik 30 dolar veriyorlarmış. Tabi burada İngilizcenizin olması gerekiyor. İngilizcenize güveniyorsanız bu tür işlere başvurabilirsiniz. 9.30'dan 13.30'a 4 saat, saatlik 30 dolar. Toplamda 120 dolar alıyorsunuz buradan. Burada adres de görünüyor. Çok çok uzaksa gitmeyin. Tabi burada arkadaşlar SAP tabi bir tık daha kolay iş almak çok yaygın olmadığı için. Burada biraz zor. Çünkü bu biraz daha yaygın bir uygulama. Burada iş alabilmeniz için genelde daha önceden iş almış olmanız lazım. Çünkü sen başvuruyorsun. Adam senin başvurunu görüyor. Sonra bakıyor daha önce kaç iş yapmış bu. İş yaptığı yerde bundan memnun olmuşlar mı? Bir girse mesela sıfır başvuru daha önce kabul etmeyebilir. Ama bazen böyle şimşekli işler var. Bakalım var mı? Umarım vardır gösterebilirim. İniyorum. Şimşek. 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 Şimşekli iş şu an yok. Genelde oluyor. Şimşekli iş arkadaşlar. Köşede şimşek işareti olan işlerde başvurduğun an işi alıyorsun. Yani acil tarzı bir şey demek oluyor. Hani acil eleman istiyoruz. O saatte şu kadar dolardan. Hani başta o işlerle başlarsanız kötü de olsa, bir tık uzak da olsa, böyle çok amelasyon bir iş de olsa, başta o işlerle başlarsanız şey olur. Hani biraz tecrübe sahibi olmuş olursunuz ve bu işleri yaptıktan sonra böyle diyelim 4 iş, 5 iş aldın. Bunları yaptın. Artık diğer işlere başvurabilirsin ve bence kabul alma şansın yüksek olur yani. Çünkü artık geride 4 tane iş, 5 tane iş, 10 tane iş neyse iş bırakmış oluyorsun. Neyse şimdi işleri inceleyelim. Telemarketing'i inceledik. Şuna bakalım. Reusable cup washing. Güzel. İşte tekrardan kullanılabilir bardakları yıkıyorsun, paketliyorsun. Yapacağın iş bu. İşte saatlik 29 dolar. Gece çalışmalarında 32. Pardon. Sabah erken çalışmalarında 32. Night, gece çalışmalarında 36 veriyorlarmış. Hafta sonu da 52-40 değişiyor diyor. Bakın çok güzel bir iş mesela. Çok kolay. Muhtemelen buna başvuran çok olacağı için seçilme şansınız düşük olacak. Ama şey işte geçmişteki yaptığınız işlere bakacaklar falan. İyiyseniz alınırsınız, değilseniz alınmazsınız. Başka ne var? Mesela şuna girelim. Bu ne diyor? Saatlik 29.14 dolar. 9, 16, 9, 4 arası.
yarım saat ara var. Çıkardığında işte toplamda 190 dolara denk geliyormuş. İşte 25 kiloya kadar kaldıracak biri. İşte üniforma sıkıntısı yok. Rahat bir şey giy falan diyor. Konum falan var. Ya böyle bakıyorsun abi, beğenirsen başvuruyorsun. Bakalım böyle çok güzel bir iş var mı? Ha bak mesela. Ben mesela geçen buna başvurdum, kabul etmediler. Çünkü daha hiç işim yok. Mesela artık 41,5 dolar dediği için buna muhtemelen herkes başvuruyor. Benim de referansım olmadığı için adam beni niye alsın yani? Bu da Kitchen Steward. Melbourne hayvanat bahçesinde bir tane restoranda muhtemelen mutfakta yardım edecek eleman arıyorlar yani. Saatlik 41,5 veriyorlar. Sabah 10'dan akşam 6'ya 311 dolar. Muhteşem bir para kazanabilirsin. Burada yorumlar var. Bu işle ilgili yorum yazanlar falan. Dediğim gibi ben böyle hani zamanım yok ama zamanım oldukça o şimşekli işlerden alacağım. Şimşekli işlerden başlayıp böyle biraz kariyer yapıp burada sonra böyle daha güzel işlere atlamayı düşünüyorum. Bunları geldiğinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlatacağım son uygulamaydı. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız abone olabilirsiniz. Yani olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Onun dışında Instagram'ı şuraya, nereye? Şuraya, yok, şu beyaz yere ekliyorum. Yani çok mesaj gelmeye başladığı için herkese cevap veremiyorum. Ama böyle güzel, mantıklı bulduğum soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.